şu anda? Biz hem Kürt illerinde bir araştırma yaptırdık. Tek tek illere dönük araştırmalar yaptırdık. Oldukça iyi görüyoruz durumumuzu. Bir iki yerde riskli bir durum var ama ona ilişkin özel çalışma yapıyoruz. Tabii şöyle bir sorunla karşı karşıyayız. Hani fırsat bunu da söyleyeyim. Bu seçim hileleri ve seçmen kaydırma meselesi bu dönemde inanılmaz hale gelmiş vaziyette. Ve biz dün de Yüksek Seçim Kurulu'na son defa bir başvuruda daha bulunduk. Daha önce ilçe seçim kurullarına ve il seçim kurullarına başvurduk. İnanılmaz seçmen kaydırma yapılmış vaziyette. Şimdi Hala yani Pervin Buldan açıklamasından sonra bile mi tabii devam tabii biz ediyor? Çünkü hükümet... itirazlarımızın çok azı kabul gördü. %95'i reddedildi. Ve şimdi son itiraz merci olarak Yüksek Seçim Kurulu'na dün başvurduk. Çok detaylı bir itiraz yaptık. Bizim tespit ettiğimiz, merkezi olarak tespit ettiğimiz 37 bin seçmen kaydırması yaşanmış vaziyette. Şimdi bu 37 bin diyeceksiniz, ne önemi var 37 bin oyun? Fakat küçük yerleşim yerlerinde Tabii. 1000-2000 oy bütün sonucu değiştirebilecek bir durum yaratıyor ve çok net olarak bu ortada yani. İlk defa seçim güvenliği meselesi artık sadece oy verme günü sandık başında güvenli bir şekilde oy kullanıp onun sonucunu alabiliyor mu değil yani. Seçim güvenliği bugünden başlamış vaziyette. Müthiş bir seçmen kaydırma var. Yüksek Seçim Kurulu değerlendirmesini yapıyor. Biz hep söyledik, bir kez daha söylemiş olayım. Yani Yüksek Seçim Kurulu bunda hassas davranmazsa seçime şaibe düşürülmüş olduğunun baş sorumlusu Yüksek Seçim Kurulu olacaktır. Ve bu o kadar organize bir iştir ki bilemezsiniz. Yani bakıyorsunuz kaydırılmış olan yerlere çok planlı, sayılar çok planlı. Arada AKP ile bizim aramızdaki fark neyse o kadar kaydırılmış vaziyette. Bu ince bir çalışma yapılmış ve biz hep söylüyoruz bu ince çalışmayı yapabilecek bir organizasyon ancak bir devlet organizasyonu olabilir ve İçişleri Bakanlığı'dır. Bu başka bir yer olamaz. Eğer İçişleri Bakanlığı gibi resmi bir kurum değilse daha beter bir durumla karşı karşıyayız. O zaman bütün bu verilere sahip bilemediğimiz bir odak var, o yapıyor bu işleri demektir. Çok daha vahim bir durumdur ama bizim tahminimiz İçişleri Bakanlığı yapıyor bunu. Şimdi dolayısıyla buna rağmen bizim elde ettiğimiz kamuoyu araştırmalarından özellikle bölgede sonuçlar bizi aslında memnun ediyor. Daha tabii ki çalışmamız gerekiyor. Batı için de elimize sonuçlar geliyor. Tek tek büyük illerde yapılmış. Şu anda özellikle İstanbul ve Ankara'da çok başa baş bir mücadele sürdüğünü görüyoruz. Bu önemli elbette. Dolayısıyla HDP'nin burada etkisi, HDP seçmenlerinin etkisi çok belirleyici olacak. Ve HDP seçmenlerinin ben çok bilinçli oy kullanacağını düşünüyorum.